Üreticilerin çözümünü konuştuğumuz bölümümüze geçiyoruz. Bursa'ya uzanacağız. Skype bağlantımızda daha önce özellikle gerçekleştirdiğimiz birçok üretici yayınında da bir arada olduğumuz isimlerden Bursa Ziraat Odası Başkanı Sayın Erkan Yaslıoğlu şu dakikalarda Skype bağlantısında yayınımıza konuk oluyor. Erkan Bey, günaydınlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Temel soruyu sorarak başlayalım. Gerçekten temel ihtiyaç malzemelerimizde bir sıkıntı var mı? Depolarımızda bir sıkıntı var mı? Yani bir bu konuda ilişkin sahanın, alanın içinden biri olarak neler söylersiniz bize? Öncelikle sözlerime başlamadan herkese salgından uzak, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çünkü bugünlerde en önemli ihtiyacımız olan şey sağlık sanıyorum herkes için. Tabii sağlığın da ötesinde gıda da bizim için önemli bir ihtiyaç. Çünkü bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmemiz için sağlıklı ve dengeli beslenmemizin şart olduğunu sağlık uzmanlarımız her platformda dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu salgın sürecinde en önemli aşamalardan birisi de buradan anladığımız kadarıyla sağlıklı ve dengeli beslenme. Bunun için de tarımsal üretimin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Ki bu anlamda özellikle genel merkezimiz, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, salgın Türkiye'de görüldüğü 11 Mart'tan itibaren bu konuyu özellikle üzerine basarak gündeme getirdi. Üretim seferberliği ilan edilmesi gerektiğini, sorunlu alanlarda, sorunlu ürünlerde özellikle üreticilerin desteklenmesi iyi bir planlamayla kıtlık yaşamamak için, açlıkla karşı karşıya kalmamak için alınması gereken önlemleri ortaya koydu. Yani Türkiye'de şu anda evet potansiyel olarak herhangi bir sorunumuz yok, üretme potansiyelimiz var ama bunu akıllı ve doğru bir şekilde planlayıp buna yönelik uygun adımları, politikaları geliştirerek üretimi planlamamız gerekiyor ki bu süreçte özellikle mevsimlik tarım işçilerinin taşınmaları bir yerden bir yere ulaşımı konusunda bir takım kolaylıklar sağlandı. Çünkü Türkiye'de artık gelinen noktada bugün hatta yine TÜİK'in açıkladığı bir rakam vardı. Kırsalda yaşayan nüfusun %65.5'inin 65 yaş ve üzerinde olduğu söyleniyor idi. Yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var ne yazık ki. Artık kırsal alanda üretimi gerçekleştirecek genç nüfusumuz yok. Mevsimlik tarım işçilerine bağlı bir üretimi sürdürmek zorundayız. Dolayısıyla da bu mevsimlik tarım işçilerinin çalışacakları alanlara mutlaka ulaşması gerekiyor. Kısa vadede şu an için yapılması gereken en önemli adımlardan birisi buydu ve bununla ilgili kolaylıklar da birçok yerde sağlandı. Sanıyorum sadece şu anda Rize ve Trabzon, Karadeniz bölgesinde çayla ilgili sorun var. Çünkü oradaki çayı genellikle Gürcistan'dan gelen işçiler hasat ediyordu. Tabii uluslararası geçişler yasak olduğu için bu dönemde orada bir problem olduğu gözüküyor. İstanbul'dan da şehir dışına çıkış yasak olduğu için özellikle Karadeniz bölgesindeki insanların büyük bir bölümü büyük kentlerde, İstanbul, Bursa gibi büyük kentlerde yaşıyor ve şehir dışına çıkış yasak olduğu için kendileri de gidip hasat etmeleri mümkün değil. Onunla ilgili sanıyorum o bölgedeki otoriteler gerekli düzenlemeleri yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu önemli. Yani genel itibariyle şu ana kadar alınan önlemleri ve üretim hattında bazen işte bu toplama ya da mahsul dönemlerinde mevsimlik diye tanımlayabileceğimiz işçilerimizin sorunu dışında bir problem gözükmüyor anladığım kadarıyla. Ya şöyle problem şimdi şu var tabii bu salgın sürecinden sonraki dönemde nelerin olacağını iyi öngörebilmek lazım. Yani bugün baktığınızda oteller, restoranlar, lokantalar kapalı. Dolayısıyla yaş sebze meyve talebinde bir azalma olacağı gözüküyor. Dolayısıyla bunların fiyatlarının uzun vadede nasıl değişeceği büyük bir ihtimalle talep azaldığı için fiyatları da düşecek. Bu arada dövizdeki artışa bağlı olarak girdi maliyetleri arttı. Örneğin kompoze gübreler 1.75'ten 2 lira gibi rakamlara çıktı. Yani kriz öncesi ve kriz sonrası kısa vadede bir aylık dönemdeki fiyat artışından söz ediyorum. Yani bunları iyi planlamak gerekiyor. Yani nerede açık olacak, nerede talep
azalacak. Buna göre üretimi planlamak gerekiyor. Gerçi meyvede bunu yapabilmeniz mümkün değil. İşte limonda bu sorunu yaşadık. Yani sonuçta çok yıllık bitki, ağacı söküp atamıyorsunuz. Üretim yapmak zorundasınız. Ama bunu bir şekilde, yani devletin o noktada da devreye girmesi gerekiyor. Bakın FAO'nun raporlarında da aynı şey söyleniyor. Yani mutlaka nakdi yardım yapılması gerekiyor. Yani dün de bir haber çıktı. İşte 6 milyar gibi bir rakamdan söz edildi. Çiftçinin kredi borcunun erteleneceği 6 aylığına. Ama bu borç kalacak. Yani sonuçta bir nakit girişi yok. Dolayısıyla 6 ay sonra da olsa bu borcu bir üretici üremek zorunda. Ama bu 6 aylık süreçte, yani üretimler yapılıp hasatlar yapılmaya başladığında ürün fiyatlarındaki değişiklikler ne olacak? Yani kazanabilecek mi, kazanamayacak mı? Bunu görmesi lazım çiftçinin. Dolayısıyla burada alım garantisi, fiyat garantisi verilmesi lazım ki geleceği iyi planlayabilsin. Şu anda bunu yapabilmesi mümkün değil ki. Yani fiyatın ne olacağını sizin bilebilme şansınız yok şu anda. Kaça satacağınızı bilmiyorsunuz. Bir takım yapılacak kolaylıklar var. Yıllardır söylenen işte mazotta vergi indirimi yapılması gibi doğrudan hani üreticinin geline dokunacak şeyler. Bunlar yapılabilirdi ama doğrudan nakit girişi yerine sadece borçların ertelenmesi yolu tercih edildi. Yani borcunuzu 6 ay sonra, ha bu da bir şeydir bu kriz döneminde. En azından bunu yapmak da bir artıdır, onu söyleyelim. Ama tek başına yeterli olacağını söylemek ne yazık ki mümkün değil. O zaman nelerin yapılacağını birkaç cümleyle özetlediniz ama biraz daha geniş bir şekilde sizden alalım. Bir planlamaya ihtiyaç var. Sözlerinizden anladığım o Erkan Bey. Çözümü anlatalım o zaman. Buyurun. Ya ihracatla ilgili, gümrüklerle ilgili bir takım kısıtlamalar olacağı kesin bu dönemde. Hatta FAO'nun önerisi aslında bunu kısıtlama yoluna gidilmemesi şeklinde de, ama ülkeler yani kendi ihtiyaçlarını, kendi nüfusunu besleyebilmek için mecburen bir takım kısıtlamalara gidecekler gibi gözüküyor. Örneğin buğdayı alırsak Türkiye için bizim normalde 19-20 milyon ton, 21 milyon ton gibi üretimimiz oluyor. 2019 yılında örneğin 19 milyon ton buğday ürettik ama 21,5 milyon ton buğday tüketimimiz oldu. 10 milyon ton da buğday ithal ettik. Yani şu anda zaten Türkiye'de tarım ithalata dayalı bir şekilde yürüyor ve ithalat içerideki fiyatı düzenlemek için de kullanıldı maalesef bu ülkede. Yani bir ürünün fiyatı arttığında o ürünün fiyatını azaltmak için, yani tüketiciyi korumak, hatta Tarım Bakanı Sayın Pakdemirli birkaç yerde de söyledi, biz hem üretici hem tüketiciyi korumak zorundayız, dengede tutmak zorundayız gibi. Ama bunu yaparken tabii üreticiler bu işten zarar görüyor. Siz tamam tüketimde fiyatı dengelemek istiyorsunuz, bunu anlayışla karşılayabiliriz ama üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarıyla ilgili niye bir dengelemeye gidilmiyor? Yani mazot sürekli artıyor, gübre, ilaç, tohum, bunlar sürekli artıyor. Yani üreticinin maliyetleri sürekli artıyor. Ürün fiyatını artırmaya kalktığında da siz ithalatta bunu baskılamaya kalkıyorsunuz. Dolayısıyla bakın borçları konuşuyor olmak bile aslında kötü değil mi? Yani demek ki Türkiye'de üretici kazanamıyor. Biz borçların ertelenmesinden söz ediyoruz. Eğer üretici iyi kazanıyor olsaydı bu ülkede üreticinin bir borcu olmayacaktı. Kaldı ki bir de bu ertelenmesi söz konusu olan borçlar hazine garantili olan kredi borçları. Diğer kredi borçları da değil burada sözü edilenler. Hazine garantili olanlar. Yani bunları iyi planlamamız lazım. Örneğin buğday gibi ürünlerde, stratejik ürünlerde alım garantisi verip ekim alanlarını artırmamız lazım. Türkiye'nin çünkü birçok üründe kendine yeterlik oranı düşük. Örneğin kuru fasulyede, nohutta, baklagillerde ithalata dayalı. Arjantin'den, Brezilya'dan, Şili'den ithalat yaparak biz baklagil ihtiyacımızı gideriyoruz. Yemde tamamıyla dışa bağımlıyız. Yani yem sektörünün neredeyse %50'si yem ham maddesinin dışarıdan geliyor. Dolayısıyla yani soya üretimimiz bile kendine yeterlik oranı soyada %6. Bakın Türkiye bir zamanlar soyanın yoğun bir şekilde üretildiği, kendine yetecek soyayı üreten bir ülkeydi. Yani bunların hepsi giderek kötüye gitti. Yani yemde dışa bağımlıyız, gübrede dışa bağımlıyız, tohumda dışa bağımlıyız. Bu tablo içerisinde dediğim gibi eğer ihracat ve gümrükle ilgili bir takım kısıtlamalar da getirilirse burada problem yaşamamız olası. Dolayısıyla örneğin burada bu alana yönelik teşviklerin, desteklemelerin artırılması, özellikle kendi yemimizi kendimiz üretebilir olmamız gerekiyor. Hayvancılıkta
Zaten bakın 1960 yılında kişi başına 2.6 baş hayvan düşerken bugün düşen rakam 0.82 baş. Yani bir kişiye bir baş bile düşmüyor. Yani sayı olarak arttığını söyleyebiliriz, istatistikler onu söylüyor ama hayvan sayımız artıyor, hayvan varlığımız artıyor ama bir yandan nüfusumuz da artıyor. Yani nüfusu oranladığınızda bunu aslında bugün 1960'takinden daha kötü bir durumdayız. Bunun da nedeni belli. Kaba yem girdisi en fazla girdilerden birisi hayvancılıkta. İşletme giderlerinin yaklaşık %65-70'ini oluşturuyor. Dolayısıyla burada yemi kendiniz üretemediğinizde, yem girdisi pahalı olduğunda dolayısıyla üretimde karlı bir üretim yapma imkanını bulamıyorsunuz. Bir de ithalata bağımlı olduğunuz için döviz fiyatları da bakın 7 liraya dayandı değil mi döviz, dolar fiyatı şu anda. Dolayısıyla o arttıkça girdi fiyatları da sürekli artıyor. Ürün fiyatı neredeyse sabit 10 yıldır. Bununla başa çıkmak elbette ki zor ve gelinen noktada da şunu anlamamız lazım artık bizim. Biz ülke olarak bakın bu salgından çıkaracağımız tarımla ilgili en önemli derslerden birisinin bu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Artık kırsal alanı tam anlamıyla yeniden düzenlemeyi biz gerçekten dört başı mamul bir şekilde ele almamız gerekiyor. Yani her yönüyle bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani biz eğer kendimiz üretmezsek bu tür salgın dönemlerinde nüfusumuzu beslemek sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın Amerikalı bir coğrafya profesörü var. Medeniyetlerin çöküşüyle ilgili bir kitabı var çok güzel, Çöküş isminde. Onu okuduğumda şunu gördüm orada. Yani çöken medeniyetlerin büyük bir bölümü bolluk varken, bereket varken nüfusu artırmış fakat artan nüfusla kıtlıkla karşı karşıya kaldığında o medeniyetler bu sorunun üstesinden gelememişler ve yok olmak süreciyle karşı karşıya kalmışlar. Yani bunu yaşamamak için bizim de bu medeniyetin ayakta tutabilmemiz için kıtlık ve açlık sorununu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu tür kriz dönemlerinde bunlarla başa çıkacak bir kırsal yapıyı şimdiden oluşturmayı adam akıllı düşünmemiz gerekiyor. Yani günübirlik politikalarla değil, köklü çözümlerle, yani köyde insanların yaşamını kolaylaştıracak, örneğin sosyal güvenlikle ilgili bir takım imkanlar sağlanabilir köyde kalacak gençlere. Burada sosyal güvenlik primlerinin önemli bir bölümünü devlet karşılayabilir. Köyler yaşanabilir, mekanlar haline dönüştürülebilir. Tabii tarımsal yapıyla ilgili, yani tarımsal yapıyla ilgili de önemli değişimler, reform niteliğinde değişimler yapılıp burada ekonomik ölçekte üretim yapabilen, örneğin kooperatifçiliğin desteklendiği üretimin ve ürettikçe kazanılan bir yapının oluşturulmasıyla bu sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilir bu ülke. Ama dediğim gibi reform niteliğinde artık günübirlik politikalarla değil bu işe gerçekten çözüm üretmeye çalışıp, yani geçenlerde bir programda söyledim ben, sorunları halının altına süpürerek değil bu sorunları gerçekten çözmek için el birliğiyle hep beraber biz buna hazırız. Örgüt olarak Ziraat Mühendisleri Odası olarak destek vermeye de hazırız. Bu vatan hepimizin, çünkü ben her zaman onu söylüyorum, biz bu ülkede doğduk, büyüdük, ekmeğimizi burada kazanıyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu burada okutuyoruz ve Allah ne kadar ömür verirse de bu ülkede can vereceğiz. Sonuçta ülkemizin iyi yerlerde olması bizleri de mutlu edecektir diyorum. Peki biraz daha geliştirirsek, yerli tohum, girdi maliyetlerinin azaltılması çerçevesinde sağlanabilecek destekler çiftçiyi rahatlatır mı? Yoksa sadece genel itibariyle borç yükünü daha bir planlı şekilde ertelemek mi denklemi sağlar? Nasıl bakalım meseleye? Ya şimdi şöyle, bir yıla uzatılsın diyenler var vesaire var. Ben kişisel olarak, bu benim kendi kişisel görüşüm, borcu ne kadar ertelerseniz erteleyin, sizin geliriniz artmadığı sürece sizin o borçtan kurtulabilmeniz mümkün mü? Ben size bu soruyu sorayım. Yani diyelim ki 1.000 lira geliriniz var, aylık 2.000 lira ödemeniz var. Mümkün mü bunu ödeyebilmeniz? Yani sürekli erteliyorsunuz. Zaten Türkiye'nin yaşadığı tarımda bu. Yani borç, kredi alıp krediyle krediyi kapatıp bunu sürekli döndürmeye çalışıyoruz. Yani az önce söyledim ya, üreticinin kazanması lazım artık. Bunu yani politikaları daha sağlıklı bir şekilde belirleyip şunu söylemek lazım. Ben bir programda da söyledim bunu. Mesela
Çok ilginçtir. Bursa'da bir gün işte eşimle çocuklarımla giderken bir bahçenin kenarında şeftali aldım. Kilosu 5 lira, örnek olsun diye söylüyorum. İnsanlar çoğu zaman hani tarım ürünlerinin fiyatının yüksekliğinden şikayet ederler. Aynı gün, yani isim vermeyeyim, bir yerden lokum aldım. Kilosu 45 lira. Yani şimdi sağlık faydasını ölçtüğünüzde siz bir şeftaliyle bir lokumun insan sağlığı açısından yani ne kadar farklı olduğunu herhalde herkes biliyordur, değil mi? Şeftali daha faydalı bir şey. Yani 45 liralık lokum fiyatına kimse itiraz etmezken şeftaliyi 5 liraya pahalı diyorsak biz eğer, bu anlayışta da bu algıda da bir sorun var diye düşünüyorum ben. Yani bu yönde de belki devletin işte toplumdaki bu algıyı değiştirmek için belki televizyonda programlar yapıp sağlıklı beslenmenin, dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıp yani bunları ortaya koyması lazım. Ve yani asıl sorun şu: üreticinin ürettiğini hak ettiği fiyatta satıp buradan gelir elde etmesi gerekiyor. Ha, bu dengeyi korumak bakanlığın işidir, doğrudur. Ama bunu çözmenin yolları da var. Yani bakın, yerelde bazı belediyeler bunu yaptı. Örneğin İzmir'de Tire Süt Kooperatifi bunu yaptı diye biliyorum ben. Yani süt kooperatifinin ürettiği ürünleri belediye öncelikle halka dağıttı. Ama şu anda Tire Süt Kooperatifi kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda. Hatta bir çalıştayda Sayın Başkan'la, Mahmut Eskiörük'le karşılaşmıştık. Belediyeyle görüşmeler yaptığını, satış yerleri için talepte bulunduklarını, yani kendi ürünlerinde İzmir'in belirli noktalarında satış yerlerinde satacaklarını söyledi. Yani bizim de yıllardır söylediğimiz, Ulu Önder Atatürk'ün de söylediği, üretimden tüketime zincirin halkalarını azaltmamız lazım. 1930'lu yıllarda söylenmiş, sene 2020, yine hala aynı yerdeyiz biz. Yani bunu çözebilecek örnekler de var demek istediğim. Üreticinin de fazla kazandığı ama tüketicinin de daha az ödediği bu modeller, önümüzde örnekler var. Bunları yaygınlaştırarak bu işin üstesinden gelebilmemiz mümkün. Örneğin kooperatifçiliği gerçekten yaygınlaştırmak istiyorsa ülkede yöneticiler, desteklemeleri kooperatifler üzerinden verebilir örneğin, ya da daha fazla destek verebilir kooperatif üyesi olan üreticilere. Ve bu şekilde bunu yaygınlaştırabiliriz. Hem girdi temininde daha ucuz girdi teminini sağlamış oluruz, hem de ürünlerin tüketiciye daha ucuza ulaştırılması sağlanmış olur. Böylece üretici de tüketici de bu işten mutlu olur diye düşünüyorum. Yani bu işin başka da bir çözümü yok gibi. Bugünkü parçalanmış yapıda araziler, küçük işletmeler küçülmüş. Bunu çözebilecek model, doğru model bize göre de kooperatifçilik, ama yanlış uygulamalar varsa da onların önüne geçecek kooperatifçilikle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması, yani hata yapanın ya da suç işleyenin cezalandırıldığı bir sistemin hayata geçirilmesi, böylelikle kooperatiflerin de daha işler bir şekilde hayat bulmasını sağlayacaktır. Önemli tabii, son tüketiciye doğru evrede üreticinin kazanamadığı, son tüketicinin pahalı aldığı bir sistem. Yani buradaki halkaların gerçekten aradan kaldırılması çözümün ana unsurlarından biri. Peki bölge bölge kooperatifçilik midir burada çözüm? Ya da işte Toprak Mahsulleri Ofisi gibi bir takım kurumların toptan alımı, garantilemesi gibi bir takım yapılar mı daha hızlı sonuç almamızı sağlar? Yani hiyerarşik bir disipline mi ihtiyaç var ya da farklı modele mi? Ya şöyle, şimdi bazı ürünlerde piyasayı düzenlemek adına işte alım fiyatları açıklayabiliyor, biliyorsunuz bir dönem işte Fisko Birlik'te bu yapıldı, sonra gerçi Fisko Birliği'nin işlevi de artık kalmadı, ama işte Toprak Mahsulleri Ofisi buğday için bunu yapıyor belli ürünler için. Ya bu da olabilir, ama yani kooperatif üzerinden üreticinin hani kendi ayakları üzerinde durabildiği modelleri de hayata geçirmek lazım. Yani ikisi de olabilir bence. Yani ne tamamen kooperatife devretmekle bu işin üstesinden gelinebilir, ne de Toprak Mahsulleri Ofisi tek başına bu işi kotarabilir diye düşünüyorum. Yani tabii burada tercih sonuçta yönetici otoritenin, idarenin olacak. Bunu işte Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden yaptığınızda bunun organizasyonel yapısını oluşturabilecek misiniz devlet olarak? İşte bütçe olarak o kadar alım yapabilecek, işte bütçe büyüklüğüne sahip olacak mısınız gibi soruların cevaplanması gerekiyor. Yani bunlar varsa elinizde, bunları da yapabilirsiniz yani devlet desteğiyle. Ama burada asıl sorun şu: yani üretilen ürünün hak ettiği fiyatta satılamaması. Bakın, bugün tüccarlar da olan borcundan kimse söz etmiyor üreticilerin, ya da
meslektaşlarımız işte zira ilaç bayilerine olan borcundan kimse söz etmiyor. İşin finansal kısmında aslında görünmeyen tarafında bunlar da var. Zira ilaç bayileri var. Çünkü birçoğu bunları veresiye çalışıyor. Yani çiftçinin hazine garantili kredi borcu ya da diğer kredi borçlarının yanında buralara olan borçları da var. Ya da ürünü sattığı işte tüccara olan borcu var. Yani ondan borç alıp aslında geleceği ipotek altında üretici. Yıllardır böyle yani. Bu sorunu kökünden çözmek için dediğim gibi reform niteliğinde yani artık işte günübirlik politikalarla bunu çözebilmeniz mümkün değil. Bakın ben geçen bir programda da söyledim. Örneğin sizin 200 tane zeytin ağacınız var ama 6 ayrı parçada. Yani 6 parça arazide. Çünkü buradan birinden diğerine gitmek için harcadığınız mazot bir bahçeyi, zeytin bahçesini sürmek için harcadığınızdan daha fazla. Yani böyle bir ekonomik üretim modeli olabilir mi? İşte bunları da çözmemiz lazım. Benim demek istediğim bu. Bu yapıdaki dağınıklığı da çözmek lazım. O yüzden diyorum bunu yapabilmek gerçekten kolay bir iş değil politikacılar açısından. Çünkü bunun politik faturaları da olacaktır. Birileri buna kızacaktır. Yani memnun olmayanlar çıkacaktır. Ama artık Türkiye'nin bunun yapması çünkü bu şekilde kimse mutlu değil. Yani ne yönetenler mutlu ne de yönetilenler mutlu. Dolayısıyla bu tabloyu daha fazla bu şekilde sürdürmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Yani mutlaka bunları çözmemiz lazım. Üreten bir Türkiye istiyorsak bu konuya gerçekten eğilip bunu birilerinin canı yanma pahasına çözmek zorundayız diye düşünüyorum artık. Tarım boyutunda bu söyledikleriniz adım adım gerçekleşirse gerçekten hızlı sonuç alabileceğimiz bir alan var. Yani üretim hacmimizi o açıdan gerçekten biz de gözlemliyoruz. Üretim hacmini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz ama biraz daha geç sonuç alacağımız mesele galiba burada hayvancılık. Özellikle küçük baş hayvancılığın gelişmesi ki bunların besin dönemi, büyümesi evreleri vesaire biraz zaman alacak. Daha hızlı bir çözüm yaratma konusunda bir öneri var mı tarım ve özellikle hayvancılık kısmı için? Yani küçükbaş hayvancılık için mi diyorsunuz? Yani orada da tabii ki küçükbaş hayvan sayımız giderek azalıyor yıllar itibariyle. Ve asıl sorun bu işi, insanlar artık bu işleri yapmaktan vazgeçti maalesef. Problem asıl kaynağı da bu, da burası. Yani siz yıllarca zarar edilen bir sektörde hala üretim yapmaya devam eder misiniz? Üstelik de biraz önce söylediğim gibi köylerde sosyal imkanlar yok. Yaşanılabilir yerler değil, sosyal imkanlara erişim açısından diyorum. Yoksa bu hava kirliliğinde kentte yaşayan biz insanlar için köylerde yaşamak gerçekten bulunmaz bir nimet. Yani oksijeni bol, temiz hava, doğayla iç içesiniz. Yani insan öyle bir ortamda yaşamayı elbette ki ister. Ama sosyal imkanlara erişim kısıtlı olduğu için insanlar ne yaptı? Kente kaydı. Yani Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda %80'lere varan kırsal nüfus bugün %20'lerin altına indi. Dolayısıyla insanlar artık tarımsal üretim yapmak istemiyor gibi bir durum da söz konusu. Burada asıl problem bu. Mesela Bursa bölgesi için ben size söyleyeyim. Özellikle işte Orhaneli, Keles bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılıyor. Bunlar il dışına da zaman zaman sürüleri çıkarıyorlar. Artık il dışına sürüleri çıkaracak çoban bulamıyorlar. Yani böyle bir durumla realitede durum bu. İşte bunların hepsini oturup adam akıllı, yani önce kazanır hale getirmemiz gerekiyor. Sonra sosyal imkanlara erişimini kolaylaştırmamız gerekiyor insanların. Ve bunları yaptığımızda bizim yani doğa varlık olarak, tarım arazileri olarak bunları yapabilecek gücümüz var. Bir diğer konu da şu, biz mera alanlarını da katlettik bu ülkede. Bakın yani köylerin meraları işte bütün şehir yasasıyla belediyelerin tasarrufuna geçti. Birçok yerde Bursa'da da oluyor. Bizim içimiz acıyor. Yani mera niteliğini, mera vasfını yitirdi diye mera dışına çıkarılıp buralara farklı örneğin TOKİ'nin konut yaptığı yerler olduğunu biliyoruz ülkede. Yani burada da samimi olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani amaç gerçekten tarım ve hayvancılığı kalkındırmaksa politikaları da buna uygun bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Yani koruyucu önlemleri almak gerekiyor. Bugün işte
Önce Tarım Bakanı açıkladı biliyorsunuz. Sonra Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız yetki onlarda olduğu için hazine arazilerinin işte üreticilere verilmesiyle ilgili bir uygulama yapıldı. Ama bu ülkede günümüzde 3,5-4 milyon hektar arazi işlenmiyor. Yani tarım dışına çıkmış durumda. Yani tarımsal niteliği olan ama işlenmeyen araziler var. Biz bununla ilgili çalıştay yapıldığında da bakanlık tarafından Bursa ayağında o çalıştaya katılmıştık. Orada da aynı şeyi söyledik. Her şeyden önce bu kullanılmayan tarım arazilerinin neden kullanılmıyor sorusunun yanıtının doğru bir şekilde bulunması gerekiyor. Evet. Yoksa bunu alıp başka birisine verdiğinizde o da aynı sorunla karşılaşacak ve üretimden vazgeçecekse bu arazileri birilerine vermenin bu sorunu çözmeyeceği ortada zaten. Dolayısıyla neden üretimden çıktı sorusunun yanıtının verilmesi gerekiyor ki onu da aslında biraz önce konuşmamda söyledim. Tarım politikalarına bakmak gerekiyor. Buradaki yanlışları düzeltmek gerekiyor. Yani üreticinin kazanması gerekiyor özetle. Tabii üretici kazansın, üretici kazansın ki borcunu ödeyebilsin. Gelen mesajlar da var. Mesela işte ben 2018 yılında 500 bin lira alacakla kapattım üreticiden. Alacağımı tahsil edemedik şeklinde de mesajları da var. Yani o az önce anlattığınız bölümle ilgili de sıkıntının alanda karşılığı olduğuna ilişkin bir mesajdı. Çok teşekkür ediyorum Erkan Bey. Biz üreten Türkiye'nin rotasını hem de böyle kritik bir dönemde yayın kuşaklarımızda dile getirmeye devam edeceğiz. Sizden yeniden değerlendirmeleri almayı sürdüreceğiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye'm diyorum. Herkese saygılar. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte böyle bir mesajlarla süreci devam ettiriyoruz. Özellikle üretim hattımızın planlı bir ekonomiyle nasıl ayağa kalkabileceğinin notlarını yayın kuşaklarımızda dile getirmeye devam edeceğiz efendim.